Değilsiniz. It's ice here. What is the temperature? Weather. Minus what? 20. Train. Yes. It's a train city. Train town. What is the weather? Sasha. The weather. Weather? Yes. Look. Look to your phone. Look to your phone. Не понимаешь. Look telephone? Yeah. The weather. You say? По-русски будешь мне объяснять. You say, yes. Where are we going? Market. Fixed price. You saw the fixed price. This is your market. Yes, my lord. That's why. Yes. Weather. Now? Look. Buharlı trene doyduk diyebiliriz. Aa, bu yük mü taşıyor? I don't know. Many. No, no. Şimdi eksi 8 gösteriyor hava soğukluğunu ama gerçekten buz gibi. Yerler buz zaten. Let's go this way. Leva. Left. Huh? Maybe two. No, where is the city? There is the city. Sasha. Sasha, I see the city here. Don't look there. Look, let's go this way. Yes, this way. Yes. This way. You see all the cars going that way. Something written on it. There's a sign. Museum. Museum? Yes. 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 Sardalova'nın işte bu ahşap evleri meşhur. Yerler buz. 1 Ocak'tan beri ilk defa ayaklarımız kayıyor. Hafif de kar yağmaya başladı. Yani yıllar sonra tabi oraların İstanbul'un karından soğuğuna alıştık ama şimdi buraları görünce bu kadar soğukta iklim koşullarının bu kadar çetin olduğu yerlerde de olağan gündelik bir hayatın olduğunu düşünmek, görmek ilginç hissettiriyor insana. Şimdi mesela burası burada güneş erken batacak. Daha erken batacak St. Petersburg'dan. Daha kuzeyde olduğu için. Yaz boyu neredeyse tamamen aydınlık.
İşte biraz daha yukarıda Murmansk var. Orada gün ışığı yok. Yıl boyu, mevsim boyu, kış boyu. İşte 6 ay gece, 6 ay gündüz denilen şey. Yaz boyu da gündüz. Yani insanlar buralarda yaşıyorlar ve normal bir hayat. Herkesin normali, kendine normal tabi. Ama insan onca yıllık tecrübesinden sonra gelip buraları tecrübe edince ilginç hissediyor. İlkinin kıymetini daha iyi biliyor. Bu arada da çetin şartlar daha sağlam yapılar mı oluşturur diye insan düşünmüyor değil her anlamda. Zaman zaman da kesintiler oluyor olabilir. Sanırım ya telefon dönüyor ya da ben yanlışlıkla dokunuyorum. Burası ne? Sasha. What is this place? Skating. Maybe no. It is Why are you going? Why don't we go like this? This is Ozera. This is lake. Ladoga? Maybe Ladoga, maybe Voksa. River. Why don't we go this? Maybe go to? Okay. Go to? Yeah. No, go to. No, no, it's... This, maybe go to... which... night. Tonight. Okay. Because light here now. Yes. Nasıl yapacağız? Kayıt yapacağız diye elimizi dondurmayalım. Ben elimi cebime sokayım. Eldiven olmasına rağmen. Çok da iyi değil ama. Orada elin donması an meselesi. Evet, sanırım Ladoga Gölü'nün bir girintisi. Solda donmuş olan. Böyle yani insan ilginç hissediyor gerçekten. Ağaçlar gidiyor. My hand is cold. It's hovercraft. Huh. Maybe this goes to Wala. Are they fishing? Ask this bell. It is not the place to go. We should go like this. No, here. Yeah, there is a road. Size söyleyeyim şey bu. Yaşlısı gence. Evcil hayvanı. No? Go to? You want to? Will you ask about Valam? Or will you ask in the hostel? Valam, мы не успеем уже. Maybe this is the place to Valam. Maybe. But not today, huh? Today? Yeah. Huh? Sonra anladım. Kamerayı döndüreceğim diye yanlışlıkla durduruyor musun?
gideceğiz. They just travel here. Now? Not for Or it's winter? Yes. Only Shkere one ticket, $3,000. For one boat? One person. One person. What is Shkere? Island. Little lake. Ah. $3,000 for one person. Yes. So, how many minutes? Maybe 3 hours. It's very long. Yes. Aha. Balık. Fish. He caught. Bakalım yakalamış balık. Sasha, what was the building? This like a beton building. It was a church, yeah, in the corner, other side. This is pool. This is pool. There was another one like this white building. Burası da 1990 kadar yok olmuş. Yani kayıtlara çıktı mı bilmiyorum ama dediğim gibi arada bir yanlışlıkla kapatıyorum şeyi, kaydı. Elimde eldiven olduğu için. Valam adasına gidiş yokmuş kış olduğu için. İyi oldu çünkü başka bir ada, başka bir adaya kişi başı 3000 ruble istediler. Gerek yok bu soğukta zaten. Dediğimiz gibi biraz hava kararlı. Bunun yerine Santalava'da gezip belki güzel bir balık yiyip varlı trenle, Ruski Express ile Lake Liepājar. It's not Lagos, Ladoga. Çocuklar da gidiyorlar bir. We can go to the hostel and you can ask there for maybe some places, advices there. Hostel is this side. Just a little bit.
hoş görünüyor. Bir çadır. Hatta iki çadır. İçinde balıkçı var. Sert rüzgar esiyor. Finland. Yerler buz. Hem yere dikkat edip hem çekim yapmak, aşağı ayarlamak biraz zor olmaya başladı. Güzel binalar var yalnız. Var beton. Pencerelerde hep bu. Hemen hemen bütün pencerelerde yılbaşı süsü. Sarpalama da çöpleri toplamamışlar. Don't forget. So you want to do for a girl? Love it. Then what you come back? This is. Yes, what do you do? Oyster. Ah, yeah. Sasha, I think you're hungry. You? Yes, you, tea. Yes, let's go to hostel, then we can go. Zam Zam Cafe. Sushi, think. Kebab? Do you want kebab? No, I don't want. I can eat the best in Turkey. Is this the hotel? Hostel.
is this building? What is this building? An old one. Maybe archaeological station? No. No. This one is new. Maybe. There's a sign in front. Historical. Yes. But you know the name of the hostel, right? Look at the reservation. Let's go to the art gallery. The other side. Can you hold this for a minute? Art gallery. Night Elves. Wooden handcrafts. You want to look at the museum? Like. Which museum do you want to look? Okay. Historical. Where is it? Railway station. Then why did we? Then why didn't we go to the museum if we were there? Maybe tomorrow. Tomorrow. After Suretsky. 2 hours we have. Tomorrow. Burası da kaldığımız hostelin manzarası. Sağda donmuş göl. Burada bir çalışmıyor fabrika. Şehre doğru giden yol. Saat 4. Hava kararmaya başlıyor. Ve biz de yaklaşık 12 bin nüfuslu Sardamalı'na gece hayatına gidiyoruz. Şimdi bir şey söyleyeyim. St. Petersburg'da neden bu kadar kaldırımları, yolları sürekli temizlikle anlaşıldı. Şimdi yoksa burası gibi böyle buz olurdu. Büyük bir şeyde büyük sıkıntı olabilirdi. Burası bu arada kullanılmayan istasyon binasıymış. Yalnız Sasha'nın söylediğine göre St. Petersburg'da da bu sene bu kadar iyi temizlik yapılıyormuş. Geçen sene böyle kaldırımlarda buzlara veya kar kalıntılarına rastlamak mümkünmüş. Şimdi balık yemeye gidiyoruz. Söylemesi ayıp. Bu kadar kuzeye gelmişken buranın da balığı, işte balık yumurtası, havyarı meşhur.
tavsiye edilen yerde balık yokmuş. Balık yapmıyorlarmış. Yani mantılı balık balıklı mantı çorbası vardı. Biz doğru düzgün balık yiyelim diye çıktık. Tavsiye edilen başka yere gidiyoruz. Şey de güzel tabii, o restoran kendisinin turistik olduğunu söyledi. Ve düzgün balık yemek istiyorsanız şuraya gitmelisiniz diye başka bir yeri tavsiye etti. Ben bu bir esnafın başka bir esnafı tavsiye edebilmesinin büyük bir erdem meziyet olduğunu düşünüyorum. Müşterinin ihtiyacına cevap veremeyeceğini anladıktan sonra onu mutlaka orada tutup mutsuz etmektense mutlu olacağı bir yere göndermek bence olgun bir davranış. Burası galiba. Bir de küçücük bir kasaba. Ama kırmızı ışık yanıyor. Yayalar. Araçları bekliyor. Araçlar yayaları bekliyor. Kimse bir şey acele etmiyor. Kimse kimsenin önüne atlamıyor. Burası da şu bacası görünen eski balık fabrikası olsa gerek. Türkçe mi? Müş çalan şarkı bana böyle geliyor. Bu manastır Suru Sudak. Bu büyük eti. Bu neydi? What was this? Aparel. Redfish. Ha, soma. Burası bir jimnastik salonuna benziyor. Büyük pencereli ahşap bir bina. Burada da gençler çekmiş kenara. Eğleniyorlar galiba müzikle. Ya da şu aşağıda bir yerden mi geliyor şimdi anlarız. Bu arada müthiş bir yemek yedik, söylemesi ayıp. Çok lezzetliymiş. Şu ablaya teşekkür ederiz tavsiyesi için. Gerçekten. Burada şey yapıyorlar, kayıyorlar. Paten yapıyorlar. Bu arada bize orayı tavsiye eden abla Fin'di. Bu Karele ilginç bir bölge. Nüfusu dediğim gibi eskiden zaten Finlandiya ile aile olabiliyormuş. Etnik olarak nüfusun içinde halen Karelia, Sartavola'nın merkezi olduğu birim. Finliler, Çuvaşlar, Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslar var. İşte bu. Bizde futbol sahası neyse. Burada da paten sahası. Olsa gerek. Girdik mi? Girdik işte.
aslında bilgi merkeziymiş. Bilgi derken acaba istihbarat mı? Çünkü sınıra dedik ya yakınız. Hatta burayla ilgili yazılarda şey diyor. Pasaportunuz mutlaka yanınızda olsun. Sınıra yakın olduğu için sizden polis veya istihbarat yetkilileri pasaportunuzu sorabilir. Onun için normalde yanımda taşımadım halde. Buraya gelirken aldım. İşte bu ahşap binaların yanında bir de böyle büyük binalar var. Taştan. Her binanın da eski binaların üzerinde de bir tabela var. Yapım yılı, imarı ve ne binası olduğu yazıyor. Library. Library. Yes. So we change that information center. Bu tarafında da binanın buranın bir kadın okulu ve kütüphanesi olduğu yazıyor. Женщина. Женская школа. Женская школа. 1911. Пострана. 19. Arkitektor. Aren. Arkitektor. Arenberg. Arenberg. Arenberg is Finnish. Jewish. Yeah. Because it's Berg. Bu arada böyle bir kar başladı. Evet, belli oldu eldiven çıkar çıkarmaz. Sasha, come this way. Belli oldu. Eldiven çıkar çıkarmaz elimin neden dondu. Eksi 10 gösteriyor ama hissedilen eksi 21 derece. Rüzgarla beraber bazen tip şeklinde yağ yokar. Her yer buz. This is decoration. This is also this announcement? Yes. Hmm. Burası gölün kıyısındaki merkez istasyonu. Şu an kullanılmıyor. Sembolik olarak. Yani şuradaki yapılan anons bile sembolik. Bu çeşit dekorasyon. Hovercraftlar. Valam adasına gidemedik. Gidilmiyormuş. Şu an biz buraya göl olarak şu şeyden itibaren köprüden bu tarafa ve biraz öte tarafına lagüne başka bir isim veriyorlar. Her lagünün ayrı bir isim var o kadar ama aslında Ladoga Gölü'nün girişlerinden birisi. Lagünlerden birisi. Fjord, pardon. Lagün doğru değil. Fjordlardan birisi. Somon. Fresh, good fish. Tomorrow, maybe. For house. Yeah. For house, yes. This is. Я
biz. Tigris. Bu bina ve karşıdaki şu üçgen çatılı bina görünüyor mu? Bunlar eski banka yapıları. Burası eskiden Karelya bölgesinin merkezi olduğu için bu bankalar varmış. O dönem için önemli bir bölgeymiş. Şimdi böyle sessiz, sakin, turistik bir yer. Yani St. Petersburg'dan günübirlik turlar da düzenleniyor buraya. Çoğu otobüsle. O ikinci banka. Sertalava'ya biraz ısıtalım Sertalava'yı. Sertalava gecelerini akıyoruz demiştik. Ve bir hareketi biz getirdik. Getirelim. Zaten yakınımız eski suay binası, sorun olmaz.